Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün size yine bu iğne yası modelinin şöyle tığa çevirmiş halini göstereceğim arkadaşlar. Bakın, tığ da daha hoş ve daha zarif duruyor. Ve sinek kanatlarının da daha belirgin olması için üzerine sık iğne gittim sizler için arkadaşlar. Evet, modelim bu şekilde. Şöyle daha net tutayım arkadaşlar. Telefonu bırakıp. Evet, şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. İki yaprağımın arasına 10 tane tığ battı yaparak başlıyorum. Bu şekilde arkadaşlar, tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledik. Ve 1, 2, 3 zincir. 4. tığ battım. 3 zincir. 5. tığ battım. 6. Sıradaki tığ battılara girerek tığ battı yapıyorum. 7. 1, 2, 3 zincir. 8. 1, 2, 3 zincir, 9, 1, 2, 3 zincir, 10. Bu şekilde 10 tane tığ battı yaptım. Bir zincirimi çektim. Yine arkadaşlar şöyle ters tarafına döndüm. Hemen tığ battımın içine sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Hemen yanındaki tığ battı. Hiç tığ battı atlamadan yanındaki tığ battıma bu 5 zincirimi kapattım. Bu şekilde zarif bir minik bir yuva yaptık. Çünkü yapraklarımız küçük olacak arkadaşlar. 5 tane zincir. Döndüm düz yüzüne. Ve buradaki yani 5 zincirli yuvanın içine kapattım 5 zincirimi. 1, 2, 3 zincir. Şöyle dönüp 5 zincirimin içine 3 zincirimi sık iğne ile sabitliyorum. 7 tane zincir. 7 zincirimi hemen döndüm düz yüzüne. Ana yuvaya kapattım bu şekilde. Ve 8 tane zincir çekiyorum buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Çevirdim. Buradaki 7 zincirli yuvamın içine 8 zincirimi sık iğne ile sabitledim. Bir zincirimi çektim, döndüm. Bu 8 zincirli yuvamın için arkadaşlar 9 tane sık iğne yapacağız. Bakın, zincirin arasından girdim. Tığımdaki ilmekten bu şekilde geçiyorum. Şöyle üzerine bir zincir. Şöyle hafif bolumsu bırakıp yuvadan girip bir ilmek alıyorum. İçinden geçtim, üzerine bir zincir. Yuvaya girdim, ilmek aldım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bu şekilde 10 tane arkadaşlar sık iğneyi doldurdum yaprağıma. Ve yuvada da bir tane yapıp bu şekilde yaprağımı tamamlıyorum. Yaprağımın bitmiş hali bu şekilde oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sinek kanadından, kenarından bu şekilde sık iğne yaparak tamamladım. Şimdi dalımızın yapımı için 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincirimi şöyle 2 defa tığımın başını doluyorum. Yuvaya girdim. 2, 2, 2 olarak aldım. Buraya bir trabzan yaptım. Ve 1, 2, 3, 4 zincirimi çekip şöyle arkadaşlar bir tane minik buraya 4 zincirli yuva yaptım. Bir zincirimle döndüm. Buradaki yuvamın içine sık iğne ile bakın. Girdim. Sabitliyorum. 5 zincir. 5 zincirden buraya 3 tane yuva yapacağız.
5 zincirimi çektim. Bu 4 zincirli yuvamın içine giriyorum. Bu birinci yuvam. Sık iğne ile sabitledim. 5 zincir. Sık iğne ile girip bu şekilde sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen kirpiğimi yapıyorum yuvada. Dibine de bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde 3 tane yuvam hazır. Şimdi tekrar 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar bu şekilde. Ve bu 5 zincirli ana yuvanın içine girip sık iğne ile sabitledim. Bakın arkadaşlar. Buraya bu şekilde bir tane dal yaptık. Şöyle dibine sık iğne yapmayı unutmayın arkadaşlar kirpiğimiz için. Yine aynı şekilde 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi çektim. Bu yuvaya girdim. Sabitledim sık iğne ile. Tekrar 3 zincir çekerek ters tarafından şöyle 5 zincirimi aralayıp sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Döndüm. 7 zincirimi hemen ana yuvada yine bu şekilde sabitledim. 8 zincir. 8 zincirimi de ters çevirip bu en son yaptığım zincirin arasına, 7 zincirin arasına girip sık iğne ile sabitledim. Şöyle bir zincirle yine düz yüzüne dönüyorum. Buradan arkadaşlar bakın içine girdim. Bir tane ilmek aldım. Buraya bir. İçine girdim ilmek aldım. Şu şekilde sık iğne ile iki. Şöyle sıktırıyoruz. Ve geri kalan kısma da aynı şekilde dolduruyoruz. Üç. Dört. Şunu bol bırakın arkadaşlar. Rahat geçmek için. Beş. Altı. 7, 8, 9, şöyle tutalım. Zaten sonuncu ve onuncu tek kalan sık iğnemiz bu şekilde. Bir tane de arkadaşlar bu 5 zincirli yuvada yapıyorum. Bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Bakın ana yuvanın dibinde de bir tane yaptım. Şöyle bir zincirle dönüş yaptığımız bu tığ battığımızın içine, yuvamızın içine de sık iğne ile girdim arkadaşlar. Ve yine 1, 2, 3 zincir çekip buradan tığ battıdan 10 tane tığ battı yapacağız. 3 zincir yapıyorum ki arkadaşlar zaten ara suyu sadece tığ battıdan oluşuyor. Biraz belirgin olsun. Bu şekilde 3 zincir sıradakine. 3 zincir sıradakine, 1, 2, 3 zincir sıradakine. Bu şekilde 10 tane arkadaşlar tığ battı yapıp sonra geri dönüp bu minik yuvayı yapacağız. Sonra da arkadaşlar aynı gösterdiğim işlemleri tekrar yapacağız. Şimdi papatyanın yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde yaptığımız yuvanın ilk yuvasına sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Ve buraya 12 tane zincir çekiyorum orta gevşeklikte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane zincirimi çektim. Şöyle hafif ipimi uzattım bu şekilde. İlk zincirimin şöyle arkadaşlar içinden girip ipimi İlk ipimin uzunluğuna uzatıyorum bu şekilde. Şimdi bir defa doladım. Bu dolama önemli arkadaşlar. 12 olan zincirim 24 tane ilmek toplayacak bu şekilde dolamayla. 2 kat olacak. Bu dolamayı unutmayalım. Şimdi arkadaşlar bakın sıradaki bu zincirime şöyle girip aynı büyüklükte çekiyorum. İlk ilmeklerimin uzunluğunda oluyor bu şekilde. Yine bir defa tığımı doladım ve sıradaki arkadaşlar ilmeğimin içine girip bu şekilde ta buradaki sık iğne ile kapattığım yere kadar aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Bir defa doluyorum. Şöyle sıradaki zincirimin içine girip ilmeğimi uzatıyorum. Bir defa doladım. Sıradaki zincirime giriyorum.
Bir defa doluyorum. Sıradaki zincirime girdim. Çıkardım. Bir defa doladım. Şöyle arkadaşlar, gevşek almanın avantajı, kolay ilmek topluyoruz. Bir defa doladım. Yine şunu fazla gerdirmeyin arkadaşlar. Şöyle hafif bol bırakın ki rahat ilmek toplayabilirsiniz. Bu şekilde tığıma dolduruyorum. Yavaş yavaş gösteriyorum ki daha iyi anlayalım. Ve sonuncuya da aynı işlemi yaparak bu şekilde alarak geldim. Şimdi sonuncudaki arkadaşlar bakın, bize bakan bu yerin tek katından. Şu şekilde oradan da aldım. Şöyle ilmeklerimi tığımda göstereyim. Şu baştaki ilmeğimi bakın tığıma taktım, boş olanı. Hepsinin içinden bu şekilde şöyle elimle sıyırarak bakın başa kadar geldim. Şimdi arkadaşlar şöyle, eğer ilmeğiniz tek katı varsa düzeltebilirsiniz. Sık iğne ile hepsini buraya toplayıp bakın şöyle iyice bir sıktırdım. Kart topumu, ilmek topumu. Dibine de şöyle açılmaması için sıkı sıkı bir zincir çektim. Sonra bunu yeşil yuvanın içine girip sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde. Bir zincirimi çekiyorum. Bu ikinci yuvamın içine sık iğne ile sabitledim. 12 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Aynısını arkadaşlar bu şekilde uzatıp şöyle yanındaki zincirden ilmek alarak toplayacağım. Tek katından girerek. Birincide ne yaptıysam bu 2 ve 3'te aynısını yapacağım. Evet, modelim bu şekilde oldu arkadaşlar. Bakın şu kenardaki sertliği tek kanadından önden almamızdan iki zincirli kalın yeri arkadaşlar böyle kenara geldi. Çok hoş oldu. Bunu beyazdan yapacaktım arkadaşlar. Fakat çok fazla netlik olmadığı için bu şekilde sarıya çevirdim. Neden beyaz ip gösterip sarıyla yaptınız diye sorarsanız sebebi bu arkadaşlar. Modelimiz gördüğünüz gibi çok hoş, çok zarif oldu arkadaşlar. Bu şekilde. Ben çok beğendim. İnşallah şöyle işinize yarayan faydalı bir çekim de olmuştur. Net bir çekim de olmuştur. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.